Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi en son ilk 3 köşe taşını çözmüştük benzerliğin. 4 numarada kalmışız. Buradan devam ediyorum dostlar. Şimdi klasik bir şekildir kardeşim bu. İki tane temel benzerlik şeklimizi yan yana çizmiş. Biri yukarıdan aşağıya doğru, biri alttan yukarıya doğru olmuş. Şimdi Thales amca ne diyordu? Şu sağdaki üçgen için konuşalım. Bakın bu paralel doğru. Bu tarafı 2'ye 3 böldüyse bu tarafı da 2'ye 3 oranında bölecek. Yani 2K'ya 3K yazdım. Geldim bu tarafa. Bakın bu da buna paralel. O zaman bu da bu tarafı 3'e 2 böldüyse bu tarafı da 3'e 2 bölmek zorunda. Yani şöyle diyebilirsiniz. 2'ye 6 mı düştü? Yani 3 katı. 3'e de 3 katı düşecek. Yani 9'dur cevabım diyebilirsiniz dostlarım. Geldim buna. Bu da biri bakın soldan sağa doğru benzerlik, diğeri de sağdan sola. Hemen şu alttakinde bu buna paralelse ve Giresun noktasında 3'e 4 bölme işlemi yaptıysa Fransa noktasında da 3'e 4 bölme işlemi yapacak. Yani şurası 3K ise burası 4K. Hemen karşılarını da oranlayalım. 3'e 6 düştü, 2 katı. 4'e de 2 katı düşecek. 8 diyelim, ED uzunluğuna cevap Edirne'den gelsin. Yeni nesil sorumuza bakalım. Şekilde yere dik bir biçimde çakılmış 120 santim uzunluğundaki 3 eş kazık ve birbirine paralel şekilde kazıklara monte edilmiş teller görülmektedir. Daha sonra ortadaki kazık sağdakinin üstüne yıkılıp üst noktası en üstteki telin kazığa temas ettiği noktaya çakışıyor. Ve şöyle de bir oran varmış. AB'ye 3K, BC'ye 2K diyebilirsiniz diyor. Şurası 3K, şurası 2K. Tabii ki bunlar paralel olduğu için buraya da aynı şekilde taşıyacaklar bu oranı. Yani şurası 3M diyelim. Şurası 2M olacak. DE kaç santimdir diyor. Şuraya X diyelim biz. Hatta şöyle yapalım. Bakın şu çizgi buraya paralel olduğu için burayı 3'e 2 böldüyse burayı da 3X'e 2x şeklinde bölecekler. Bize de 3x'i soruyor. Şimdi toplam burası kaç x? 5x. Ve bizim direğimizin boyu 120 santimdi. Hemen 5'e böldüm. X eşittir 24 santim çıktı. Bana 3x'i soruyor dostlarım. 3 tane 24. Yani 72'dir. Sorumuzun cevabı Edirne'den gelir. Evet, çevirdik arka tarafı. 5 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuz. Oran vermiş. Hemen oranı yerleştirelim. AD'ye 1K, BD'ye 2K diyiniz diyor. Şimdi benzerlik yapacağız. Bakın üstteki küçük üçgenin sol kenarı ile büyük üçgenin sol kenarı. 1'e toplam 3K olduğu için 1'e 3 oranı var. Eşittir. Küçük üçgenin paralel doğrusuyla büyük üçgenin paralel doğrusunun oranına işte benzerliğimi yaptım. İçler dışlardan X'i Denizli buldum. Geldik 2 numaraya. Daha önce de öğrettiğim gibi dostlar bir soruda hem paralellik hem de açıortay varsa siz bu soruda Z kuralı yapıp ikizkenar üçgen bulacaksınız demiştim. Bakınız burada Z harfini görün. Şurada bir Z var. Şurası da noktalı açı olur. Dolayısıyla bu kenarla bu kenar eşit olur birbirine. Burası da 6. Hadi benzerliğimizi yapalım. Küçük üçgenin sol kenarı x. Büyük üçgenin sol kenarı x artı 6 eşittir. Küçük üçgenin paraleli 6, büyük üçgenin paraleli 15. İşte sorunun cevabı buradan gelecek. 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 5. İçler dışlar yapıyorum. 5x eşittir 2x artı 12 diyorum. 3x eşittir 12 ve x eşittir 4 geliyor. Sorumun cevabı Adana'dan çıktı. Geldik buna. Dik kenar uzunlukları 6 ve 9 santim olan iki eş gönye. Soldakinin uzun kenarı bir kısmı ile sağdakinin kısa kenarının bir kısmı BB üssü boyunca çakışacak biçimde konumlandırılıyor. Tam. Buna göre A üssü ile B arasındaki x denilen mesafe kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi diyor ki kısa kenarı 9, yani şuradakinin şu kısa kenarı yok 6. Uzun kenarı 9'muş dostlarım. Şurası da 9. Hatta şuraya da 9 eksi x kalır.
Şimdi yine şunun da şu uzun kenarı 6 idi. Kısa kenarı pardon 6 idi. O halde şurası da 6 eksi 9 eksi x olacak. Yani 6 eksi 9 artı x olacak. Yani x eksi 3 olacak şu kısım. Şimdi şurası da 9'du arkadaşlarım. Onu da gösterelim. Şurası da 9. Bakın şunun buna paralel olmasını kullanalım. Hemen yapalım. X eksi 3 şu küçük dik üçgenimin alttaki kenarı. X eksi 3 bölü. Büyük dik üçgenimin alttaki kenarı ise şurası. Yani 6. Eşittir. Küçük dik üçgenimin paraleli 6. Büyük dik üçgenimin paraleli 9. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3. Bir daha 3'e bölelim. 3'e bölelim 2. İçleri dışları çarpalım. 4 eşittir x eksi 3. Yani x eşittir 7 santim geldi. Evet. 5 numarada tamam. Geldik. 6 numaraya. Klasik benzerlik sorusu. Orijinali yamuk sorusu diye geçer. Yamukta daha çok bunlar karşımıza çıkar. Ama çözümü benzerlik olduğu için burada da soruyorlar dostlarım. Şimdi önce şu oranı yazalım. 3'e 4'müş. CF'ye 3K, BF'ye 4K deyin diyor. Bakın bir yamuk sorusunda yapılan en klasik hamle şudur. Şu yandan, şu C köşesinden şuraya paralel olan bir doğru çizersiniz dostlarım. Ve burada bir paralel kenar oluşturur. O halde burası 4, burası 4, burası 3, burası da x eksi 4 geldi. Ve şimdi klasik benzerliğimi yapıyorum. Bakın küçüğün sağ kenarı, büyüğün sağ kenarı 3 bölü 7 eşittir. Küçüğün paralel doğrusu 3, büyüğün paralel doğrusu x eksi 4. 3'ler gitti. Demek ki x eksi 4 7'ymiş. O halde x eşittir 11 geldi. Cevap Edirne'den çıktı. Aynı mantık arkadaşlar. Hiç soruyu okumaya bile gerek yok. Yapılacak hamle. Şuradan paraleli çizmek. Burası 2. Burası x eksi 2. Burası 2. Burası 8. Bir de oran var. AE'ye 1K. DE'ye 3K deyin diyor. Tabi paralel çizgi bu oranı 3'e 1 oranını buraya da taşıyacak. 3M'ye M. Şimdi şuradan da benzerliğimizi yapalım. Klasik benzerlik. Üstteki üçgenin sağ kenarı 3M. Büyük üçgenin sağdaki kenarı 4M. 3 bölü 4 eşittir. Paraleli x eksi 2 küçüğünün ki büyüğünün ki de 8. Bu buradan buraya 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. Demek ki x eksi 2 6. O halde x eşittir 8'i yapıştırdı. Evet, buna bakalım. Çizgili defterin satırları arasındaki mesafeler farklıdır. AB 10 yazar. CD 14. EF 20. Satır çizgileri birbirine paralel olduğuna göre birinci ve ikinci satır çizgisi arasındaki uzaklığın ikinci ve üçüncü satır çizgileri arasındaki uzaklığa oranı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şuradaki A'nın B'ye oranı. Daha doğrusu şurası H1, şurası H2. H1 bölü H2 arasındaki mesafeyi istiyor ki bu oran zaten şuradaki A ile B oranı arasındaki mesafeye eşittir dostlarım. Aynısıdır yani. Hadi yapalım. Ne yapacağız? Burası bir yamuk. Yamuktan çözeceğiz soruyu. Evet. Ne yapıyormuşuz yamukta? Şuradan hemen paralelimizi çiziyormuşuz. Şurası 10, burası 10, buraya 4 kaldı, buraya da 10 kaldı diyoruz. Ve şu benzerlik oranından da soruyu gömdük arkadaşlar. Neydi? A'nın A artı B'ye oranı yazalım. A bölü A artı B eşittir diyelim. 4'ün 10'a oranına 4 bölü 10. Yani buradan 2 bölü 5 demek bu. 5A eşittir 2A artı 2B. 3A eşittir 2B. Yani A bölü B eşittir 2 bölü 3 çıktı. Zaten bizden de ne demiştik? A'nın B'ye oranını yani H1 bölü H2 istiyordu. Cevap Edirne'den geldi dostlarım. Evet. Çevirdik arka tarafı 7 numaradayız. Çok güzel bir soru çeşidi daha. Her soru bankasında bulunan bir soru çeşidi. Ben buna köprü kurma sorusu diyorum dostlarım. Bakın iki tane paralel var ama bunların ikisi bir üçgenin iki paraleli değiller. Birbirine tabanla şey değiller. Farklı iki üçgen bakın. Biri sağda biri solda olan üçgenler. Hemen şöyle yapıyorum.
Tam tepeden aşağıya doğru bir paralelde ben çiziyorum. Hem x'e hem de 8'e paralel bir doğru çizdim. Dolayısıyla bir bu taraftan benzerlik yapıp bunu bulacağım. Bu taraftaki benzerlikten de x'i bulacağım. Yani bunu x ile 8 arasına köprü olarak kurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi şu oranları yazalım. AE'ye 1k derseniz diyor. BE 3k olacak. FC'ye 1m derseniz AF 2m olacak diyor. Şimdi önce bu taraftaki benzerliği yapıyorum. Şimdi küçük üçgenim şu. Bunun üstteki kenarı m. Büyüğünün üstteki kenarı 3m. Yani 1 bölü 3 bunların benzerlik oranı. Paralel 8. Şuradaki paralele de k ne diyelim? Y diyelim. 8 bölü y. İçler dışlar yaptım. Y'yi 24 buldum. 24. Şimdi bu taraftan yapıyorum. 3 bölü 4 eşittir x bölü 24. Bakın bu 6 katı, bu da 6 katı olacak. 3'ün 6 katı 18'dir. Sorunun cevabı diyeceğiz. Hadi geldik buna. Evet. Yine biz şu köprümüzü kuralım mı? İkisinin arasında bir paralel çizgimizi çizelim. Şimdi orana bakalım. AD, BD'nin 3 katı. Yani şurası K, şurası 3K. Hemen burada bir çakalım benzerliği. Bakın tales yapıyorum. 3'e 2 katı düşmüş 6. 1'e 2 katı düşecek. Burası 2. O halde burası 6. Şimdi bu tarafta benzerlik yapacağız. BE'ye 3M, EC'ye 2M deyin diyor. Bakın 3M'ye ne düştü? 6. Yani 2 katı. 2M'ye de 2 katı düşecek. Yani 4. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Yerden 3 metre yükseklikteki bir noktadan yere kadar inen çift taraflı bir kaydırak gösterilmiştir. Tamam. Soldaki kaydırakta yerden A noktasına bir destek, sağdaki kaydırakta yerden B noktasına bir destek yere dik bir şekilde yerleştiriliyor. Oranlarını da vermiş. Desteklerin uzunlukları toplamı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Evet. Hadi bakalım şimdi. Önce şu oranları EA diyor. AC'nin 2 katıdır. Onu bir yazalım. Şuraya K, şuraya 2K diyelim. Ve şuradan aşağıya inen dikliği biz 3 metre yani 300 santim olarak görüyoruz. Hemen benzerlik yapıyorum. 2 bölü 3. Şurası o zaman 200 olacak ki 2 bölü 3 olsun. Kısaca yaptım hemen dostlarım. Şimdi bir tane daha oran vermiş. Demiş ki BD BF'nin 3 katıdır. Yani M'ye 3M. Şimdi buradan aşağı indirdiğimde 300. Şimdi bunu yapalım. 1 bölü 4. 1 bölü 4 eşittir. X bölü 300. 75 katı. O zaman X de 75 çıkacak. 275 olacak toplam direklerin boyları. Hemen 275'i Edirne'den işaretleyelim. Evet. 7 numarada tamamdır. Şimdi 8 numarada farklı bir benzerlik. Açı 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 benzerliğine geçiyoruz dostlarım. Hemen çözelim. Burada da üçgenlerin açılarının eşitliğinden faydalanacağız. Hani ne demiştik? Açılar eşitse %100 benzerler. Benzerlerse de %100 açıları eşit. Şimdi şu üçgenin eşit açılarına AA diyelim. Şunlara da BB diyelim. Üçüncü açıları da mecburen CC oldu. Ve başlayalım benzerlik yapmaya. Şimdi şu taradığım üçgende C'nin karşısına 12 düştü. Bakın benzerlik oranı da böyle yazıyor. Aynı açıların karşısındaki kenarları oranlıyorum. Üstteki üçgende C'nin karşısına X düştü. Alttaki üçgende A'nın karşısına 8. Üstteki üçgende A'nın karşısına 12 düştü deyip oranladı. Hemen 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. 36 eşittir 2X. X eşittir 18 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Hemen buna bakıyoruz. Şimdi AB ile AC eşitmiş. Yani bu bir ikiz kenar üçgen. O halde şuradaki açıyla şu açı birbirine eşit. Yani bunlara biz AA. Şu noktalara da BB diyelim. Bakın şurası C, burası da mecbur C oldu. Ve açıları eşit olduğu için %100 benzerdir bu üçgenler dedik. Hemen benzerlik oranını yazalım. Solda B'nin karşısına 4 düştü. Sağda B'nin karşısına X düştü. Solda A'nın karşısına 6 düştü. Sağda A'nın karşısına 3 düştü. Yani şuradan şuraya yarıya düşüyor değil mi? O zaman 4 de yarıya düşecek. Cevap Ceyhan'dan gelecek. Evet. Çevirdik. 9 numaradayız.
Aynı mantık. Bu sefer üçgenler iç içe verilmiş arkadaşlarım. Bakın şuna A diyelim. Şuna da A. Şimdi üstteki üçgenin şu açısına B, şuna da C yazarsam. A, B, C. Toplamları 180. Büyük üçgene bakıyorum. A var, B var. O zaman buraya mecbur C kaldı diyorum. Ve başlıyorum benzerlik yazmaya. Küçükte A'nın karşısına 8 düştü. Büyükte A'nın karşısına dikkatli olun 12 düştü. Küçükte C'nin karşısına 6 düştü. Büyükte C'nin karşısına 8 artı X düştü. Evet, artık gerisi içler dışlar. Hemen 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3. Hatta şu 2 ile 6'yı da sadeleştirelim. 3 olsun. 3 kere 3 9 eşittir. 8 artı X geldi. Demek ki X 1 olacak dedim. Evet, geldik buna. X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi yine eşit açılara A diyelim. Şuna da A diyelim. Bakın şu kırmızı yaptığım üçgende şu açıya B diyorum. Şu açıya da C diyorum. Şimdi bir de şu kalınlaştırdığım üçgeni görün. Şu. Bakın bu açısı A. Bu açısı B. Şurası mecbur C oldu. İşte biri kırmızı üçgen, biri de kalın üçgen. Açıları tıpatıp aynı. Hadi benzerleyelim. Kırmızı üçgende A'nın karşısına 6 düştü. Kalın üçgende A'nın karşısına 8 düştü. Kırmızı üçgende C'nin karşısına 12 düştü. Kalın üçgende C'nin karşısına 6 artı X düştü. Şimdi bu 2 katına çıktığı için bu da 2 katına çıkacak. 8'in 2 katı 16 olacak. 6 ile 10'un toplamıdır 16 olan. Cevap Denizli'den geldi. Evet, buna bakıyoruz. KL boyunca katlandı ve şu şuraya geldi diyor. BC üzerinde olmaktadır diyor. Eşit açılarımız var mı? Şimdi önce bunu biz bir katlanmadan önceki haline bir geri açalım şöyle. Şöyle geri açtık. Şu bizim kat çizgimiz açı ortay oluyordu. O zaman buraya da noktalı açı yapalım. Şuna A diyelim. Şu da A. Şuna da A diyelim. Bu 10 katlanmadan önce buradaydı. Buraya 10 yazalım. 8 katlanmadan önce buradaydı. Buraya 8 yazalım. LCX nedir diye bir soru soruyor. Bitti. Şimdi şuraya B dersek şuraya da C yazalım. A, B, C. Büyüğüne bakıyorum. A var. Şurada B var. Şurası da C geldi. Ve hadi benzerleyelim. Üstteki şu küçük üçgenle en büyük üçgeni benzerliyorum. C'nin karşısına 8 düştü. Büyükte C'nin karşısına 10 artı X düştü. Küçükte A'nın karşısına 10 düştü. Büyükte A'nın karşısına 7 ile 8'in toplamı 15 düştü. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. Hatta şu 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. 3 kere 4 12 eşittir. 10 artı X. Demek ki X 2 olacak. Cevap Adana'dan gelecek dedik. Evet. Bu da tamamdır. Kaça geldik? 10 numaralı köşe taşına geldik. Kaç taneydi ki bu toplam? 14 taneydi. Hadi burada duralım arkadaşlarım. Bir video daha çekmiş oluruz böylelikle benzerlikle ilgili. Evet. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.